tarihini coşkuyla anlattığım Anadolu yıldızının bir efsanenin Eskişehir sporumuzun en parlak dönemlerine hep birlikte yaşayacağımız 2000'den bölümden oluşacak videomuzun ilk bölümüyle sizlerleyim. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Anadolu futbolunun korkusal düşü olan Eskişehir spor Avrupalı görüntüsüyle üç büyüklere kafa tutarak ve çatır çatır Anadolu propagandası yaparak Anadolu'da bir futbol ihtilalinin başladığını en güzel biçimde dile getiriyordu. Türk futbolunda yepyeni bir hikaye yazılıyordu. Bu hikaye Anadolu'nun insanının olanaksızlıklara imkansızlıklara rağmen bu ülkede iyi bir şey olabileceğinin hikayesiydi. Bu hikaye on binler yıllarca bütün imkansızlıklara, bütün engellere rağmen peşinden sürüklemiş bir büyük aşkın hikayesidir. Anadolu'nun dalga dalga yayılan gücü Eskişehir Spor sadece bir futbol takımı değildi. Tüm Eskişehir, Eskişehir Spor'un etrafında bir halinde bütünleşmişti. Eskişehir Spor sanki beden olmayan bir ruhtu. O ruhta takım vardı, futbolcular vardı, Amigorhan vardı, taraftar vardı, çocuklar, gençler, kucağına bebesiyle maça gelen anneler, ak saçlı neler, ak sakallı dedeler, Atatürk stadının anlatılmaz atmosferi vardı.'' Bütün Eskişehir Eskişehir ile yatıp Eskişehir ile kalkıyordu. Her yerde kırmızı siyah renkler hakimdi. Her caddede onlarca yere kadar sarkan siyah kırmızı dev bayraklar asılıyordu. Kadın taraftarlar moda yaratmıştı. Herkes kırmızı siyah kıyafetlerle maça geldiği için Eskişehir'de kırmızı ve siyah renkli kumaş ile örgü ipi bulunmaz olmuştu. Eskişehir sporunu oynadığı bu büyük futbol, her ve her deplasman maçına 10-15 bin Eskişehir spor taraftarının gitmesi tüm Türkiye'nin dikkatini çekmiş. İstanbul ve Anadolu kentlerinden futbol severler bu efsane takımı ve Amigo Orhan ile Eskişehir spor taraftarını Eskişehir Atatürk Stadı'nın muhte muhteşem atmosferinde görmek için Eskişehir'e Eskişehir spor maçlarına gelmeye başlamıştı. O yıllarda Eskişehir Spor'un bazı önemli maçlarından önce futbolculara taraftarlar tarafından sahanın içine zemzem suyu içirilir. El ve yüzleri zemzem suyu ile yıkanırdı. Ayrıca Eskişehir'de oynanan maçlarda kırmızı şimşeklerin attığı her golden sonra sahaya taraftarlarca şeker atılırdı. Eskişehir'de oynanan maçlara 5000'den aşağı kadın seyirci gelmezdi. Amigo Orhan tüm türbinleri coştururken Feriha Aba da kadınları coştururdu. Eğer o yıllarda televizyonda maçlar yayınlanıyor olsaydı tüm Türkiye Eskişehir sporlu olurdu. Kaptan Fethi Hepel Sokrates dergisine verdiği bir röportajda o günler için şöyle diyor. Kaptan Fethi bir arkadaşı Doğu Anadolu'da bir kahvehanenin duvarında Galatasaray ve Eskişehir Spor'un posterlerini görüyor. Ve Eskişehir Spor posterini göstererek Galatasaray'ı anladım da Eskişehir Spor'un fotoğrafı ne için burada diye kahvehane sahibine soruyor. Kahvehane sahibi onlar başka, onlar bizim çocuklar, Anadolu'nun sevgilisi onlar diyor. Tribünlerde tezahürat yapan ilk taraftar grubu Eskişehir Spor'dur. O zamana kadar Türk tribünlerinde sadece uğultu ve ha hakimken Amigör Türk futbol tarihinde bir devrime imza atar. Hep bir ağızdan tezahürat ise esessiz, kitiki, ki, eski eskiyiz, eski, hop hop hop, güm güm güm, kırmızı şimşek, hey hey hey, siyah kırmızı, Anadolu yıldızı, Fethi Nihat Ender Filenere gönder gibi efsane tezahüratlar ortaya çıkıyor. Türkiye tribünlerinde insanlar sadece iç sağ maçlarını izlemeye giderken Amigo Orhan öncülüğündeki Eskişehir spor taraftarları en uzak deplasman maçlarına bile 10-15 bin kişilik taraftar grubu yine gider. Bazen bu deplasmanlara gitmek için özel olarak devlet demir yollarından tren kiralanır ve diğer takımlara kendi evlerinde tribün nedir, nasıl yapılır gösterilip öğretilir. Amiga Orhan, beyefendi Amigo tipinin en büyük sembolüydü. Çıkardı sahanın ortasına, bale yaparcasına, zarif hareketlerle stat'teki on binlerce insanı coştururdu. Tatlı tatlı takımını coşturmanın sırrına ermişti çünkü küfür ettirmezdi. O Emig Orhan'ı tarif etmeye, satırlara yansıtmaya olanak yok. 34 yıl Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yöneten büyük şef Herbert Van Karajan neyse Orhan da oydu. Orkestra mı yönetiyor, tezahürat mı yaptırıyor anlayamazdınız. Tribünlerdeki on binlerce sesi, notalarla yönetişi, ona yön verişi tam bir sanat şaheseriydi. Onun yaratıcılığına bugüne kadar futbol sahalarında kimse erişemedi. Çünkü o bir amiga değil, bir sanatkardı. Bu futbol tarihinde yeni bir çağın başlangıcıydı. İstanbul basını Amigo Orhan'dan dünyanın en büyük orkestrasını yöneten adam diye bahseder. Eskişehir Spor Avrupa basınında ilgisini çeker. Yabancı televizyon kanalları dergi ve gazetelerinde çıkan Fotoğraf ve yazıları gören yurt dışındaki Türkler Amigorhana Orhan'a davetiyeler yollarlar. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Amigorhana Orhan'a futbola katkılarından dolayı bir teşekkür mesajı gönderir. Çok kısa süre içinde ünü yaşadığı kent aşıp bütün spor çevrelerine ve dünya futboluna da yayılan Amiga Orhan için bilim adamları bile bir şeyler söylemek gereğini duymuşlardır. Bu büyük tribün yöneticisi için ünlü psikolog Doktor Faruk Bayülken o geniş kalabalıklar üzerinde etki yaratabilecek ruh yapısına sahiptir derken Profesör Kazım Dağ yolu da Orhan Taşkınlığı emniyet kuvvetlerinden daha iyi yönler. Kendisi artık bir seyirci değil. Eskişehir Spor'un 12. adamıdır diyerek Ami Orhan'ı kutlar ve başarılar diler. Futbol Federasyonu tarafından Amigorhan'ın bu özelliği göz önüne alınarak onun saha içine girmesine izin veriliyordu. Ve Amigorhan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16 Kasım 1969'da İstanbul'da oynanan Türkiye-Rusya Amini takımlar maçına davet edilen ilk Amigo'dur. Ve yine Fenerbahçe taraftarından İstanbul'da oynadıkları Manchester City maçına bir marşına seyirciyi coşturması için davet edilmiş, Orhan kırmamış ve gitmiştir. Ve ilginç bir olay, dünyanın en büyük orkestrasını yöneten Amigo Orhan'a Ay'a ilk ayak basan 3 Amerikalı astronot Ay Fatihleri tarafından Teksel Uzay Merkezi'nden bir mektup gelmiştir. Komutan ve Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong, komando modülü pilotu Michel Collins ve Ay modülü pilotu Edwin Adrin imzasını taşıyan mektupta şöyle denilmektedir. SS'li Amigolar ve Amigo Orhan milli gayemiz olan Ay'a başarı dolu iniş ve dönüşümüzde ortak olmanızdan dolayı çok çok müteşekkiriz. Dünya çapındaki keşfimiz insanlık için büyük faydalar sağlayacaktır. Bu başarımızda sizlerin en iyi dileklerini, cesaret verici destekleri ve duaları bizi ayakta tutmuştur. Mütevazi teşekkürlerimizi sunarken bütün SS taraftarlarına başarılar dileriz. İşte böyle bir ortamda 1965 ile 1975 yılları arasında Türk futbolunda tam bir Eskişehir spor fırtınası esmiştir. O yıllarda takımın tesisi yoktu. Sadece Sakarya Caddesi'nde bir apartman katında kulüp binası vardı. Takım antrenmanlarını şeker sanında yapıyordu. Bu antrenmanlar taraftarlar ile iç içe yapılırdı. Çoğu taraftar futbolcuların kültür fizik çalışmalarında onlara yardımcı olurlardı. O zamanlar toprak olan şiker stadının zemini kış aylarında ve yağışlı havalarda çamur olduğunda antrenman öncesi bizzat futbolcuların çalışması ile oluşan gölcük ve çamurlara kum ve çoruf atılıp silindir çekilir ondan sonra antrenman başlardı. Futbolcular yine genellikle şeker fabrikasının misafirhanesinde kamp havasında toplanırdı. En lüks kamp yeri Eskişehir'in yetkisinin önündeki Planör Kampı'ydı. Böyle bir ortam ve birlik beraberlikte Eskişehir Spor o zamanlar uygulanan 2 puanlı sistemde Süper Lig'e ilk çıktığı yıl olan 1966-67 sezonunda Lig'i 8. 1967-68 sezonunda 9. olarak kapatmış ve bir bakıma stajyerlik dönemini bitirmişti. Ama bu iki yılın sonunda takımın geleceğini kökten değiştirecek bir gelişme yaşanır. Ve antrenör olarak Cihat Arman'ın yerine Fenerbahçe'de görevine son verilip adeta kovulan futbolun profesörü ünvanlı Yugoslav Abdullah Gegiç SS'in teknik direktörü olur. Bir futbol filozofu olan Gegiç oynattığı futbol ve antrenman metotları yine Türk futboluna yeni açılımlar kazandırdı. Eskişehir Spor daha o yıllarda sayesinde modern futbolun gereklerini yerine getirmeye başlamıştı. Esesli futbolcuların Gekic'in isteği kıvama gelmesi için bir yıl geçmişti. Futbolcular artık Gekic'in kafasındaki futbolu sahaya koyabiliyorlardı. Ve Eskişehir Spor 1968-1969 sezonunda çığlık çığlığa büyük esiyordu. Kırmızı Çimşekler Anadolu Futbolu adına İstanbul'un üstünde çakarken futbol haritasında adlarını büyük harflerle yazdırıyorlar ve üç büyükler deyimi de artık yavaş yavaş lafa kaldırılıyordu. Ve Eskişehir'de futbol olarak patlayan Anadolu İtilali'nin gürültüsünü ilk duyuran o bu spor takımının klasını İstanbul basını yine kabul etmiş ve Eskişehir spor için Taşlı'daki Minan, Türk Malı Inter kart vizitini yerleştirmişlerdir ve 1968-69 sezonunda lig şampiyonluğu için sadece Galatasaray ve Eskişehir Spor'un ismi geçiyordu. Bu bile Türk futbolu için büyük bir devrimdi. O zaman bu iki takımın birbirleriyle İstanbul'da oynadığı maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ilk yarısını Eskişehir Spor 2-0 önde getirmişti. O maçta maçın Avustralyalı hakemi ikinci yarıda Galatasaray lehine olmadık uydurma bir penaltı icat ederek maçın 2-2 berabere bitmesini sağladı. Ve yine o sezon Ankara'da oynanan Eskişehir Spor Ankara Şekerspor maçında maçın 90. dakikasına 1-0 önde giren Eskişehir Spor, son dakikada Şeker Sporlu Arap lakaplı Güngör'ün Frikik golünü engel olamayınca maç 1-1 bir bir berabere sonuçlanmıştır. Ve bu iki maç o sezon şampiyonluğun kaderini belirlemiştir. Galatasaray 3 puan farkine şampiyon olurken Eskişehirspor ikinci sırada kalıyordu. Fakat Eskişehirspor'un bu başarısı en az şampiyonluk kadar alkış alıyordu. Eskişehirspor büyüktü artık. Çünkü bu kavgada Anadolu'nun bayrak tarlığını ustaca, ustaca, inançla ve bilinçle yapıyordu. Eskişehirspor büyüktü. Çünkü ilk kez bir Anadolu takımı Türkiye Süper Liginde üç büyüklere böylesine kafa tutuyor ve şampiyonluğu kıl payı kaçırıyordu. Eskişehir spor büyüktü çünkü başarısı hiçbir rastlantıya dayanmıyordu. Eskişehir spor büyüktü çünkü başarısını çok kısa bir süre içinde gerçekleştirmişti. Ve Eskişehir Spor'un bu başarısında inanç vardı, emek vardı, özlem vardı. Tüm kent bu yolda bayrak açmıştı. Antrenörü iyiydi, Yöneticiler görevlerinin bilincindeydi. Kulübün parası vardı. Futbolcular disiplinliydi. Kolektif futbol oynuyorlardı. Kurulduğu yıl olan 1965'ten 1975 yılına kadar geçen bu 10 yıllık zaman zarfında Eskişehirspor Türkiye Süper Ligi'ni 3 defa 2. 2 iki defa 3. 2 defa 4. olarak bitirmiştir. 1968-69 sezonunda ikinci, 1969-70 sezonunda ikinci, 1971-72 sezonunda ikinci, 1972-73 sezonunda üçüncü, 1974-75 sezonunda üçüncü, 1970-71 sezonunda dördüncü, 1973-74 sezonunda da dördüncü olmuştur. Eskişehirspor Spor belki o yıllarda Süper Lig şampiyonu olamadı ama Trabzonspor'a yol gösterdi. Anadolu'dan bir takımın şampiyonluğu oynayabileceğini kanıtladı. Nitekim daha sonra Trabzonspor, Eskişehirspor'un ardına kadar araladığı kapıyı parmağıyla itip düşmesini sağladı. Belki Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon Eskişehirspor olacaktı, ama bir takım oyunlarla şampiyonluklarımız çalındı. Trabzonspor bizim ayak izlerimizi takip edip şampiyon oldu. Nitekim nasıl şampiyon olduğunu sorusuna Trabzonspor liderciler, Eskişehir spora yapılanları gördük. Tedbirlerini aldık. Oyunu kurallarına göre oynayıp şampiyon olduk demişlerdir. Büyük olmak için şampiyon olmak yetmez. İz bırakmak gerekir. Biz Eskişehir Spor şampiyon olmadan büyük olduk. Eskişehir Spor Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 4 finalin ikisini yine bu 10 yıllık zaman içerisinde gerçekleştirmiştir. 1970 yılında Göztepe ile finalde karşılaşmış ve bu finali kaybetmiştir. 1971 yılında oynadığı ikinci finalde ise Bursa Spor ile karşılaşmış. İlk maçı Bursa'da 1-0 kaybeden Eskişehir Spor, Eskişehir'de Gravanş maçında Riva Halil rakaplı Halil Güngördü'nün attığı iki gol ile maçı 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nın müzesine götürmüştür. Eskişehir Spor Türkiye Kupası'nı kazandığı zaman Beşiktaş üst Türkiye Kupası'nı yani şimdiki adı yine Federasyon Kupası'nı alamamıştı. 1971 yılında kazanılan bu kupanın dışında Eskişehir Spor Genç Takımı da aynı yıl Türkiye Şampiyonu olmuştur. Yine aynı yıl Türkiye Kupası'nı kazanan Eskişehir Spor Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Ankara'da Cumhurbaşkanı Kupası için karşılaşmış ve bu maçta Galatasaray'ı Ender'in bir ve Feth'in 2 golü ile 3 ye yenerek şimdiki adı Süper Kupa olan Türkiye'nin en büyük kupası Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır. Bu nedenle o döneme İstanbul Basını SS 71 adını vermiştir. Eskişehirspor 3 defa kazandı ve şu anda kaldırılmış olan Türkiye'nin en büyük ikinci kupası kabul edilen Başbakanlık Kupası'nın ikisini bu 10 yıllık süreçte kazanmıştır. 1966 yılında Trabzon İdman Yurdu'nu, 1972 yılında ise Altay'ı malip ederek bu önemli kupayı müzesine götürmüştür. Müthiş bir tarih değil mi? Eskişehir, eskişehir.